canımız şeyhimiz Şeyh Nazım hocamızın vefat yıldönümüydü biliyorsunuz. Evet. 7 Mayıs 2014'te vefat etmişti. Dünya tatlısı. Ay, çok güzel. Bayağı şeker. Her gelen zaman çay kahve işte yer. Buraya eşim buraya beni gömün demiş. Kendisi de üstünde oturuyor sürekli, ayrılmıyor. Bayağı şeker bir insan. Evlatları çok efendi. Şeyh Mehmet efendi. Şeyh Hişam efendi. Efendim ve diğer şeyhler. Özellikle Ahmet Bursevi Hazretleri. Maşallah. O kafası aralık, o sıyılır. Şeyh Bahattin Efendi selamlarını iletmiş. Ellerimden öptüğünü söylüyormuş. Ben onu hem ellerinden hem ayaklarından öpüyorum. Şeyhimizin bize güzel hediyesi o. Güzel emaneti. Şeyh Adnan Efendi de selamlarını iletmiş. Şeyh Adnan Efendi'nin de ellerinden öpüyorum. Aleyküm selam diyorum. Çok mübarek bir insanlar, mübarek bir aile. Hem seyit hem şerifler. Çok nurlu insanlar. Bir eksiklikleri var mı, sıkıntıları var mı sorun. Ona göre bir şeyler yapalım. Çok kibar insanlar bunlar, öyle şeylerde mesela. Çok durumda kalsa bile hiçbir şey söylemiyorlar. Ancak tahkikle anlaşılıyor yani, anlaşılacak gibi olmuyor. İnsanlar bazen çok anlayışsız oluyor. Yüzlerce insan oraya giriyor. İşte bizim hastalığımız var, bize dua edin. Ya kardeşim, geliyorsun da oraya günlerce kalıyorsun. Yiyiyorsun, içiyorsun. Sonra çekip gidiyorsun. Bu insanların bir geliri yok. Kendilerini Allah'a adamış insanlar. Senin vicdanın bunu nasıl kaldırıyor ya? Yan gelip yatıyorsun bir de. Bir de senin derdin ne? Olan İslam'ı yaymanın peşinde. İslam'ı, Kur'an'ı dünyaya hakim etmek, İslam'ı insanlara sevdirmenin peşinde. Sen neyin derdindesin, onlar neyin derdinde? Kibar efendi oldukları için bir şey de diyemiyorlar. Oraları darmadağın edip, döküp, saçıp, çekip gidiyorlar ya. Çok büyük vicdansızlık bu, ayıptır. Oralara gittiklerinde tertemiz yapsınlar. Gittiklerinde hem kendi masraflarını hem oraya gelen misafirlerin masraflarını da yüklenmeleri lazım. 5 kuruşu o aileye harcatma yapmamaları lazım. Evet. Yani onların nezaketinin üstüne yatıyor adeta, bu çok ayıp.